Konumuz cümle türleri. Konu tarama sorusu. Şimdi cümle türlerini anlattım. Zaten kolay bir konuydu biliyorsunuz. Soruları da şimdi tıkır tıkır gidecek ve 10-15 tane kadar soru çözeceğiz. Cümle türleri konusunda cem atmış olacağız böylece. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle, yani gelecek sorularda zaten bu şekilde olacak. Yani karma böyle bir parça verip işte birinci cümle şu, ikinci cümle şu. Ben seçeneklerde ise cümle türleriyle ilgili mutlaka karşınıza bir şey, en az bir şey çıkacaktır arkadaşlar. Cümle türlerini ÖSYM'nin es geçeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Evet, şimdi bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci isim cümlesidir denmiş. Şimdi yüklemin türüne göre isim mi fiil mi diye bakıyorduk değil mi? İsim cümlesi demek yüklemi isim mi? Evleri tekel binasının yanındaydı. Şimdi tekel binasının yanındaydı yüklem. Burası bir fiil mi arkadaşlar? Değil. İsim. O zaman bu cümle isim cümlesi. İkinci eksiltilidir demiş. Bakalım yüklem olmayan cümlelere de biz eksiltili diyorduk. Diğer yanında ise eski bir sinema. Var mı yok mu? Yapılıyor mu? Yıkılıyor mu? Ne oluyor arkadaşlar? Belli mi? Değil. Sizin hayal gücünüze bırakmış. Biz böyle cümlelere, yüklemi olmayan cümlelere de eksiltili cümle diyoruz. Evet. Üç bağlıdır demiş. Her gün evlerine gider ve onu çağırırdı. Şimdi bağlı cümle nedir? İki ayrı yargı olacak. Bakalım. Her gün evlerine gider. Bu birinci yargım değil mi arkadaşlar? Onu çağırırdı. İkinci yargım. Şimdi peki bu iki yargı neyle ayrılacak? Gördüğünüz gibi bağlaçla. İki yargı bağlaçla ayrıldıysa arkadaşlar biz buraya bağlı cümle diyoruz. Evet, dört eylem cümlesidir denmiş. Mahallenin boş arsasında sabahtan akşama kadar top peşinde koşturmuş. Şimdi koşturmak biliyorsunuz eylem. Yani yüklem eylem. Yüklem eylemse o cümlede eylem cümlesi demektir. Şimdi gelelim o zaman cevabımız bu olacak. Beş basit cümledir demiş. Şimdi basit cümle tek yargılı cümledir. İçinde fiilimsi olmayacak, ses sakin olmayacak, farklı iki yüklem olmayacak. Kimsenin bize karıştığı da yoktu cümlesinde arkadaşlar. Bakın burada bir fiilimsi var. Bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa o cümle basit bir cümle olamaz. O cümle nasıl cümle olur? O cümle girişik, birleşik cümle olur. Ha, tek başına birleşik de diyebilirsiniz. Ama ben burada çeşidiyle söylemeyi tercih ediyorum. Birazcık da hatırlatma olsun diye. O zaman ne diyoruz? E seçeneği yanlış. E seçeneği basit değil. Birleşik bir cümledir. Evet, şimdi gelelim başka bir soruya. Burada dizeler verilmiş. Onlarla ilgili yine şeyler bulacağız. Şimdi birinci dize yüklemin türüne göre isim cümlesidir, ad cümlesidir demiş. Bakalım. Önce bir yüklemi bulalım. Hayır. Hayal ile yoktur benim alışverişim. Evet, yok. Yoktur. Yüklemimizi bulduk arkadaşlar. Yoktur. Yüklem olduğuna göre ve yüklem de isim olduğuna göre ne oluyor orası? İsim cümlesi oluyor. İkinci dizede yan yargı vardır. Şimdi arkadaşlar yan yargı çeşitli şeylerle olabilir. Şimdi fiilimsi kullanabilirim, sesel şart kullanabilirim. Burada ne kullanmışım bakalım. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Evet, burada gördüğünüz gibi ben fiilimsiyi buldum. Fiilimsiyi söyleyebilirim. Burada yan yargı kullanılmış diyoruz. Üçüncü dize devrik. Şimdi devrik demek ne demek arkadaşlar? Devrik yüklem sonunda değilse o cümle devrik demektir. Şudur cihanda benim en sevdiğim meslek derken. Evet, gördüğünüz gibi şudur yüklem. Şu bir zamir arkadaşlar. Dırdır bir ek eylem. Bir zamire ek eylem geldiyse orada kesinlikle yüklem yatıyor demektir. Hiç kafanızı karıştırmayın. Yani o muydu yüklem, bu muydu? Bakın zamire ek eylem gelmiş. Bitti. Orada bir yüklem oldu arkadaşlar. Devrik. Şimdi iki seçeneğimiz kaldı. Önce bir E'ye bakalım. Dördüncü dizedeki odun sözcüğü öznedir. Sözüm odun gibi olsun. Şimdi olsun yüklem. Olan kim ne olsun? Sözüm olsun. Şimdi burası özne. Nasıl olsun? Odun gibi. Şimdi odunun burada arkadaşlar özne olabilme ihtimali yok. Odun gibi olsun. Nasıl olsun? Odun gibi olsun. Zarf cümleci. O zaman ne oldu arkadaşlar? E seçeneği yanlıştır dedik direkt. Evet, onun bana yaptıklarını düşman bile yapmaz. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi ilk başta basit mi birleşik mi vermiş? İlk sıradan başlayalım. Onun bana yaptıklarını. Şimdi ben burada bir tane fiilimsi gördüm. Benim için cümle bitmiştir arkadaşlar yapı olarak. Çünkü fiilimsi varsa bir cümlede ne var demektir? Çünkü tek yargılı aynı zamanda sıralı ve bağlı olamayacağı için ya basit ya birleşiktir. Fiilimsi olduğuna göre birleşik. O zaman eliyor muyuz? Gitti arkadaşlar. Bakın 3 seçeneği tek bir şeyle eledim. Sonra kurallı mı ona bakıyoruz. Evet, yüklem sonda mı arkadaşlar? Sonda. Kurallı, ikisinde de kurallı.
Şimdi olumlu mu olumsuz mu diye bulduğumuzda aslında iş bitiyor. Çünkü yükler fiil olduğu için şuralarda doğru. Şimdi şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Yapmaz. Olumsuzluk eki var. Olumsuzluk eki varsa o cümle olumsuz demektir. Yapar deseydim olumlu olurdu. Yapmaz dediğim için olumsuz oldu. Evet, yine ÖSYM'den gelebilecek bir soru tarzı. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle birleşik yapıldı demiş. Bakalım. Birleşik yapılı en çok karşımıza fiilimsiyle beraber çıkar. Burada da zaten bak giderek, erek, arak bir fiilimsi var. O zaman ben buraya birleşik yapılı diyebilirim. İkinci cümle öznesi ortak bağlı cümledir demiş. Bakıyorum. Ölümü özlemle bekleyen bir kurtuluş olarak gören çaresizleri düşünüyorum. Evet, burası birinci cümle. Tamam. Onlara hak vermeye çalışıyorum. Şurası da ikinci cümle arkadaşlar. Tamam. İki ayrı cümle var. Burada en fikir sıkıntı yok. Ama sıralı mı bağlı mı ona bakacağız. Bu iki cümle bağlaçla ayrıldığı için evet bu cümle bağlı bir cümledir. Şimdi bağlı bir cümle olduğunu anladım. Peki özne ortak mı ona bakalım. Ölümü özlemle bekleyen bir kurtuluş olarak gören çaresizleri düşünüyorum. Kim düşünüyor arkadaşlar? Ben. Özne ben birinci cümlede. Onlara hak vermeye başlıyorum. Kim hak vermeye başlıyor? Yine ben. O zaman özne ortak. Buraya da doğru dedim. Üçüncü cümlede ünsüz düşmesine uğramış bir sözcük vardır. Ben hemen şurada üçüncü cümlede altlar yükseliyor. Zaten iki kelime var arkadaşlar. Yükseliyor kelimesi nereden geliyor? Yani kökümüz ne? Yüksek. Sonra L yapım eki geliyor arkadaşlar. Şuradaki K ne oluyor? Düşüyor. O K'ye de biz ne diyoruz? Ünsüz düşmesi diyoruz. O K'nin düşmesine. Dördüncü cümle bir önceki cümlenin ögesi durumundadır diyor. Ve beşinci cümle yapısına göre sıralıdır diyor. Şimdi aslında önce bir sıralıyı bulalım. Ondan sonra diğerine bakarız arkadaşlar. Umutların tükendiği, var olmanın sona erdiği, duygularımızın geçici olarak hapsedildiği günleri hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bir cümlenin sıralı olması için ne gerekiyor? İki ayrı yüklemli cümleler gerekiyor. En az iki cümle gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda, umutların tükendiği, var olmanın sona erdiği, duygularımızın geçici olarak hapsedildiği günleri hatırlıyorum derken, hatırlıyorum'a ne diyoruz? Yüklem. Ben neyi hatırlıyorum? Yani ben de özne, gizli özne olduğuna göre. Neyi hatırlıyorum? Şurası komple ne oluyor arkadaşlar? Sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Nesne oluyor. Belirtili nesne oluyor. Şimdi o zaman bu cümlede iki ayrı yüklem var mı? Yok. İki ayrı yüklem yoksa sıralı bir cümle olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Durum budur. Evet. Dördüncü cümle bir önceki cümlenin ögesidir diyor. Bakalım ağıtlar yükseliyor. Yürekleri ferahlatmak, acıları paylaşmak için. Evet, ağıtlar yükseliyor. Niçin ağıtlar yükseliyor diye sorduğumda dördüncü cümle cevap olarak geliyor mu? Geliyor. Niçin sorusunu sorduğumda da ben zarf cümlecini bulur muyum? Bulurum. Sanki üçüncü cümlenin zarf cümleci gibi kullanılmamış mı dördüncü cümle? Evet, öyle kullanılmış arkadaşlar. O zaman D de doğru. E seçeneğimiz yanlıştır dedik. Evet, gelelim şu soruya. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı bir cümledir? Şimdi arkadaşlar, bağımsız sıralı demek ne demek? İki ayrı cümle aralarında da öge ortaklığı yok demektir. Bakalım. Kitabı benden aldı, geri getirmedi. Kim aldı? O. Kim getirmedi? O. Aynı kişi mi? Evet. O zaman özne ortak. Ormana gittik. Ormanda odun topladık. Kim gitti? Biz. Kim topladı? Biz. Özne ortak. Evet. Buğdayları pazara götürdü. Kim? O. Kim sattı? O. Özne ortak bir. Ayrıca buğdayları götürdü. Nesne. Buğdayları hemen sattı. Nesne hem de nesne ortak arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya bakıyoruz. Ali ders çalışıyor, Emre müzik dinliyor ve tatile çıkacağım dedi ve çekip gitti. Kim tatile çıkacağım dedi? O, özne. Kim çekip gitti? O, özne. Aynı kişi, özne ortak gitti. Ali ders çalışıyor, bakın arkadaşlar. Çalışıyor. Kim? Ali, özne. Ne çalışıyor? Ders, nesne. Şimdi buraları buldum. Şuraya da yüklem yazalım. Emre müzik dinliyor. Dinliyor yüklem. Kim? Emre. Özne. Ne dinliyor? Müzik. Nesne. Şimdi arada bir öge birinin nesnesi ders. Birinin nesnesi müzik. Birinin öznesi Ali. Birinin öznesi Emre mesela. Aralarda herhangi bir öge ortaklığı var mı? Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Yine cevabımız Edirne oldu. Evet. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Şimdi bir kere fiil cümlesi mi ona bakalım. Fiil cümlesi demek ne demek? Yüklem fiil mi? Öğle saatlerini bulmuştu. Tayinimin çıktığı ilçeye ulaşmak. Ulaşmak nedir? Fiildir arkadaşlar. Burası da fiil cümlesidir. Şimdi özür diliyorum. Tekrar alıyorum. Hızlı çözdük.
Öğle saatlerini bulmuştu tayinimin çıktığı ilçeye ulaşmam derken arkadaşlar. Burada bulmuştu yüklem. Gene sıkıntı yok. Fiil cümlesi ama yüklemimiz bulmuştu. Hemen geri alıyorum, sarıyorum. Şimdi bulmuştu olumlu mu arkadaşlar? Olumlu cümle. Onu da bulduk. Çünkü olumsuzluk ekiyor. Şimdi şöyle bakıyorum. Aslında bulabileceğim en kolaylardan başlarsa daha iyi olur. Hız açısından arkadaşlar. Şimdi mesela bulmuştunun ben yüklem olduğunu biliyorum. Ama yüklem nerede arkadaşlar? Sonda değil. Yüklem sonda değilse bu cümle kurallı mıdır? Değildir. Bu cümle devriktir. Ben aslında cevabı direkt bulabilirim yüklemi bulduktan sonra ama diğerlerini de şöyle yapayım. Anlatmak için anlatayım ama sınavda böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ne oluyor arkadaşlar? Siz yüklemden eminseniz ve yüklem sonda değilse böyle de bir şansınız varsa kurallı mı devrik mi falan diye seçeneklerde hemen işaretleme gibi hiç diğerlerine bakmamıza bile aslında gerek yok. Eminsek bulduğumuz yüklemler. Şimdi yan yargı vardır ve birleşik yapıldır demiş. Zaten yan yargı varsa birleşik yapı da vardır arkadaşlar. Birbiriyle bağlantılı olduğu için. O zaman birleşik yapılımı onu bulalım. Yan yargı da otomatikman çıkmış olsun. Şimdi çıktı. Burada bir fiilimsi var değil mi? Bir cümlede fiilimsi varsa arkadaşlar o birleşik yapıldır. Fiilimsinin olduğu yerde yan yargıdır. O zaman ne dedik? Cevabımız Denizli. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? Tür deyince isim mi fiil mi diye bakıyoruz. Gayet kolay. Hemen bakalım yüklemlere. Göz atmıştı. Ele almıştı. Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi'ydi yüklem. Türk edebiyatının büyük yazarlarına batılılar gibi bakardı. Evet, bakardı yüklem. Türk yazar evrensel nüfuklarını kucakladı. Kucakladı yüklem. Şimdi baktığımızda arkadaşlar göz atmak, ele almak, bakmak ve kucaklamak. Bunlar nedir arkadaşlar şuralarda? Fiil. Yüklem fiil. O zaman yüklem fiil olduğuna göre yüklemin türü bakımından fiil cümlesi bunlarda. Peki Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi'ydi derken arkadaşlar ne oldu burası? Yüklem isim oldu. O zaman buraya biz ne diyoruz? İsim cümlesi diyoruz. Cevabımız da doğal olarak Ceyhan oldu. Evet, aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleme ortak sıralı bir cümledir? Şimdi yüklem ortak olacak arkadaşlar. Yani biz herhangi bir öge ortaklığı aramıyoruz. Özün ortak, nesne ortak. Direkt yüklemin ortak olduğuna bakıyoruz. Kışın aydınla kalır. Yüklemimiz kalır. Eski dostlarıyla anılarına can verirdi. Yüklemimiz can verirdi. Şimdi ortaklık var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yok. Etrafında toplanırdık. Toplanırdık yüklem. Bize masal anlatırdı. Anlatırdı yüklem. Yine ortaklık yok. Dedemin yeri hemen burasıydı. Evet, gördüğünüz gibi yüklem burasıydı. Hiç değişmezdi. Değişmezdi. Evet. Yüklem ortak mı? Değil. Farklı farklı yüklemler. Torunlarını hasretle öper. Öper. Güzel bir meyve gibi koklardı. Koklardı. Bakın yine ayrı ayrı yüklemler. O zaman cevap çıktı aslında. Ama nasıl çıktı ona bakalım. Kestaneyi kebap eylerdi. Evet. Kebap eylemek. Yüklem. Aslında şöyle eylemek diyelim. Demlikteki suyumuzu da çay eylerdi. Şimdi orada arkadaşlar yardım ses. Aslında yüklem demeyelim de yardımcı eylem ortaklığı vardır diyelim. O da yüklem gibi kullanıyor. Yüklem yapıyor yani. Yüklem ortak diyebiliyoruz. Demlikteki suyumuzu da çay eylerdi. Kebap eylerdi. Çay eylerdi. Gördüğünüz gibi ortak kullanılan sadece E seçeneğinde var. Evet, aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimci olumlu, anlamcı olumsuz? Şimdi biçim olumlu demek ne demek? Cümlede olumsuzluk eki yok. Biçim olumlu. Ama cümleyi okuduğumuzda hepimiz olumsuz anlayacağız arkadaşlar onu. Ne yanıma geldi ne de bize mektup gönderdi. Şimdi arkadaşlar burada olumsuzluk eki var mı? Mame, mazmez, değil, sız, yok. Bunlardan biri var mı? Yok arkadaşlar, cümle tertemiz. Şimdi cümle olumlu biçim olarak. Ama bakıyoruz ne yanıma geldi ne de bize mektup gönderdi. Ne demek istiyor? Gelmedi, göndermedi. Yani burası anlamca nasıl bir cümle o zaman? Olumsuz bir cümle. Diğer seçeneklerde arkadaşlar öyle bir durum yok. Biçimce, olumlu, anlamca, olumsuz gibi bir durum söz konusu değil. Mesela küçük fabrikalar bile düzenli çalışamıyor. Bu direkt olumsuz. Biçimce de olumsuz, anlamca da olumsuz arkadaşlar. Askerler buraya geldiğinde çok hastaydım derken burada şimdi hasta olmamız evet olumsuz bir durum ama kime göre, neye göre bakamayız. Belki bana göre olumlu, sana göre olumsuz. Böyle olduğu için de arkadaşlar biz buna değil cümlede olumsuzluk eki var mı veya cümle olumsuz anlam katıyor mu ona bakıyorduk hatırlarsanız.
Ertesi sabah İstanbul'a yorgun argın varmışım derken cümle bakın olumsuzluk eki yok, anlamı yok. Ne oluyor? Temiz olumlu bir cümle olmuş oluyor. Evet ama A seçeneğinde cümle biçimci olumlu ama anlam herkese göre olumsuz. Evet. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Bakalım. Şimdi yapıcı deyince basit, birleşik, sıralı, bağlı var. Şimdi burada sıralı ve bağlı olması için iki yargılı böyle cümleler olacak. Yani iki yüklem olacak. Birbiriyle virgül, noktalı virgül veya bağlaçla ayrılacak. Böyle bir durum olmadığına göre bu cümleler ya birleşik ya basit çıkacak. Bakalım arkadaşlar. Koltuk takımına çok para ödemişsiniz. Basit. Herkes kahvede bir köşeye çekilmişti. Basit. Otomobillerini bin bir güçlükle park etti. Basit. Köylüler valinin yolunu bekliyordu. Basit. Tek yargılı, yan yargısı olmayan cümleler. Ama okunacak kitaplar derken burası bir fiilimsi. Bir cümlede fiilimsi varsa orası arkadaşlar birleşiktir. Çeşidi de girişik birleşik cümledir. O zaman cevabımız ne oldu doğal olarak? Ceyhan oldu. Evet, aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? Kolay bir soruyu artık yüklemine göre deyince neye bakacağımızı biliyoruz. Yüklem isim mi, fiil mi? Evet, muhtaçtır. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Evet, taşıma su ile değirmen dönmez. Evet, üzüm üzüme baka baka kararır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Baktığımızda arkadaşlar burada geç olur, dönmez, kararır, çıkmaz. Bunlar fiildir. Muhtaçtır derken arkadaşlar muhtaç isim, tır direk eylem, isme ek eylem gelmiş ve isme yüklem yapmış. O zaman yüklemin ne göre dediğimizde aslında yüklemine göre deyince arkadaşlar yüklemin yeri de olabilir, türü de olabilir. Burada ona değil, yüklemine göre demek türü demek istiyor arkadaşlar. Ona yani böyle sormak aslında eksik sormak gibi oluyor ama yine de yüklemine göre demek çoğunlukla ne oluyor? ÖSYM kesinlikle ayrıca belirtir yüklemin yerine göre, türüne göre kesinlikle verir. Ama burada yüklemine göre demek tür olarak kastedilmiş. Evet, beni yeterince doğru anladığınızı sanmıyorum. Şimdi kuralımı devrik mi? Önce ona bakalım. Sanmıyorum yüklem. Nerede arkadaşlar? Sonda. O zaman kurallı değil mi? Devrikleri bir attık mı? Attık. Eledik. Zaten iki seçeneğe düştük. Sanmıyorum derken sanmıyorum. Olumsuzluk eki var mı? Var arkadaşlar. Sanıyorum deseydim olumlu, sanmıyorum dediğim için olumsuz. Aslında cevabımız çıktı. Ama yine de bakalım neden birleşik? Beni yeterince doğru anladığınızı bakın. Dığınızı, dinizi. Ne oluyor arkadaşlar? Fiilimsi oluyor. Anladığınızı derken. Şimdi burada da fiilimsi varsa bir cümlede birleşik cümle olmuş oluyor. Sanmıyorum da fiil olduğuna göre fiil cümlesidir. Sağlamasını da yapmış olduk. Cevaba da ne dedik? Edirne. Evet yine böyle bir soru. Bakalım sıradan bir insanın hikayesini yazmaya karar verdiğinde bu herkes gibi benim için de şaşkınlık vericiydi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda şaşkınlık vericiydi. Yani burada bir isim, yüklemin isim olduğu görülüyor. Ve yüklem sonda. O zaman kurallı diyoruz ve isim cümlesi diyoruz. Şimdi o zaman geriye ne kaldı? Ceyhan kaldı. Zaten şaşkınlık vermek vericiydi. Evet. Olumsuzluk cümlede olumsuz anlam taşıyan herhangi ek veya sözcük de yok. Olumlu. Ya, muhtemelen baktığınızda bir fiilimsi de vardır. Yani cümle bu kadar uzayıp da fiilimsinin olmadığı olmaz arkadaşlar. Bir şekilde bir fiilimsiyle uzatabiliyorsunuz cümleyi. Bakın yazmaya dediğimde, verdiğinde dediğimde gördüğünüz gibi buralarda da fiilimsi var. Fiilimsi varsa da o cümle birleşik cümledir. Ne yaptım? Cevabı da bulmuş oldum. Evet, Yunus Emre hakkında ne biliyorsak bazen bana yanlış gibi geliyor. Evet, şimdi baktığımızda arkadaşlar bu cümle yanlış gibi geliyor. Şey olsa da yani anlamca sanki olumsuzmuş gibi düşünce de olumsuzluk anlamı yok arkadaşlar. Yanlış gibi geliyor. Olumludur. Yanlış gibi gelmiyor deseydim burası olumsuz cümle olabilirdi. Olumsuzluk eki katsaydım ama olumsuzluk eki olmadığı için bu cümleye olumlu diyorum. Şimdi baktığınızda arkadaşlar biliyorsak SSA. Şimdi ben SSA'yı görüyorsam orada ne vardır? Birleşik cümle de vardır arkadaşlar. SSA varsa birleşik cümle vardır. Çünkü yan yargı olarak şart gibi şartlı birleşik cümle diyoruz. Yüklem sonda olduğuna göre kurallıdır arkadaşlar. Gelmek fiildir. Şimdi zaten biz bu cümleye birleşik dediysek bu cümle ne değildir? İkisi birden olamayacağına göre yapıcı hem birleşiktir hem basittir falan böyle bir şey olmayacağına göre basit cümle olamaz arkadaşlar. Birleşik olmasının çeşitliliğini tekrar alayım.
biliyorsak SSA ile şartlı birleşik olmuştur arkadaşlar. Bu cümleye de o nedenle birleşik dedim. Evet. Bilgi bazı insanların zihnine ilk nasıl girdiyse öylece kalmış. Kana ve hayata karışmamıştır. Şimdi bakın burada iki yargı var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu birinci yargı. Birinci cümle yani. Kana ve hayata karışmamıştır. Kaçıncı cümle? İkinci cümle. Ben okuyup iki cümleyi neyle ayırmışım? Noktalama işaretiyle, noktalı virgülle ayırmışım. O zaman orada nasıl, yapıca ne vardır? Zaten hiçbir şeye bakmadan bakın direkt bunu buldum. Ya bu yapıca sıralıdır arkadaşlar. Bakın burada sıralı kaç tane var zaten? Bir tane var. Ne oldu? Yüklemleri sonda kalmış ve karışmamış. Yüklemler sonda kurallı. Şimdi karışmamıştır da olumsuz bir anlam var. Fiil cümlesi fiilden oluşuyor yüklemler. O zaman cevabımıza da Edirne diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir konuyu daha bitirdik. Aslında dil bilgisini böylece yavaş yavaş bitiriyoruz. Anlatım bozukluğu kaldı. Onu da anlatacağız, bitireceğiz. Ben hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı olmuşuzdur. İyi günler arkadaşlar.